Medya spor koordinatörü. Ciner Medya'da sporda ne oluyorsa önce Mehmet Ayan'dan başlıyor, ona soracağız. Sorumlu o. Şimdi lig başladı, oradan başlayalım. Dün akşam Galatasaray 2-1'le geçti Hatay'ı. Önce hayırlı uğurlu olsun. Ne gördün, nasıl oldu? Beklenen bir başlangıç mıydı? Oradan başlayalım. Hatay'ı başında yapmadı Galatasaray. Evet. Yoksa Hatay'a çok yakındı yani. İyi programlar diliyorum. Hocaya da selam saygılar, severek izliyoruz kendisini, biliyoruz da neleri bildiğini. Şimdi onun anlattıklarından sonra bizim anlattıklarımız biraz boş kalmasın. Yok canım, olur mu? Bambaşka bir başlık ve spor. Yani ülkede hepimiz... Ben masa var zannettim, o yüzden kahve aldım. Yok, geldim. Yok, oraya bırakabilirsin. Yeni de olabilir. İçine elimle devam edebilirsin. Şimdi Galatasaray için sezonun en önemli maçlarından biriydi. Yani ne alakası var kardeşim? Niye ki ya? Niye ki? Yani ne oluyoruz ki? Şimdi Galatasaray'ın iç siyaseti, bak inan, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, hangi partisi dersen de onlardan daha çetrefildir, biliyor musun? O kadar derin mi ya? Ve gridir. Bak bir derin, derin ve gridir. Mehmet, derin var Galatasaray abi. O mu ya? Var abi. Şimdi dün akşam evet. Bir kere tribüne gelen herkes takımının yanındaydı. Ama dün akşam olası bir beraberlikte ve veya mağlubiyette Galatasaray iç siyaseti acayip karışacaktı. Galatasaray'da şu anda aktör halinde bulunmayan Sayın Erden Timur dahil olmak üzere içeride olanlar, dışarıda olanlar, profesyoneller, yöneticiler, eski yöneticiler, başkanlar, herkes için içerisine girip o bulamacı daha da bulandıracaktı. İstese de girecekti, istemese de girecekti. Çünkü 2-1 kurtardı mı? Evet abi. Bütün bunları kurtardı değil mi 2-1? Bu kadar. O 3 direğin arasından geçen ip adamı ölüme götürür. 3 direğin arasından geçen top adamı şampiyon yapar. Batshuayi Galatasaray yönetimini kurtardı diyorsun. Şu anda. Tartışmalardan. Şu tartışma. Yönetim değil bak. Bu sadece Galatasaray Spor Kulübü'nün Dursun Özbek Başkanlığı'ndaki yönetiminden söz etmiyorum. Yani öyle bir şey ki Galatasaray. Öyle bir gri alan ki. Şimdi bir kilometre ötede lise var. Lise dahil, taraftar dahil, ultraslan dahil, gazetecisi, radyocusu, televizyoncusu, medyacısı, sosyal medyacısı dahil hepsi olmak üzere. Şöyle bir durum var. Bu Okan Buruk çok iyi adam, çok iyi hoca. Ama abi Beşiktaş'tan da 5 yiyemeyiz. Aa, Beşiktaş'tan 5 yedik. Demek ki bu çok iyi çocuk. Çok düzgün adam. Kerem Aktürkoğlu da ya bundan sonra bu formayı giyinin ta diye başlayan cümleyi kurdu. Acaba orada bir sıkıntı var. Kerem'i acaba bu haber dışarı çıkıyor ya. Kerem'i satmak için bu haberi dışarı yönetim içinden mi sızdırdılar? Yoksa bu haberi o dışarı... O kadar karışık mı ya? Abi o kadar karışık. Vay, vay, ve vay. Ben sana daha kırılımlarını... Yani yayındayız, evet, anlatamıyorum. Alt kırılımlarında çok gri alanlarda başka ayrıntılar var. Erden Timur, bir kere daha söylüyorum. Galatasaray'da, Galatasaray'da değil, belki Türk spor tarihinde 3 senede bu kadar sevilmiş bir adam ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. 3 senede. Ben de hatırlamıyorum. Şimdi Fatih Terim diyeceksin, adamın arkasında başka bir 15 şey. Senelik bir bambay futbolculuk kariyeri ya, var. 50 yıllık antrenör hikayesi var. 40 yıllık yani, Galatasaray'ın hikayesi var onun. Erden Timur 3 sene önce yoktu. Tabii. 3 senede bir adam bu kadar sevilip bir kulübün kalbine bu kadar girdikten sonra bu adamı, Sayın Erden Timur'u bu tablodan çıkartamazsın. Ne çıkartır biliyor musun? Her maç kazanacaksın, Erden yokmuş gibi yürüyeceksin. Çünkü Erden Bey de insan olarak, ki ben bir sohbet ettim, çok uzun uzun sohbet ettim, bir kere ettim 2 hafta önce. Onun da elbette ki kafasından başkanlık hayale geçiyor olabilir. Ama bir dakika, bir dakika, geçiyor mu, olabilir mi? Geçiyor. Ya sen şimdi çok iyi bir gazetecisin. Yani şimdi spor adamıyla konuşurken onu anlıyorsun. Spor, geçiyor, futbolcuyla geçiyor. O da başkan olmak ben istiyor. Ben başkan olmak istiyorum. O da elbette ki istiyor. Çünkü ya ben Galatasaray'ım, ben de başkan olmak isterim. Gerçi ben üye bile olamıyorum da. Ya ben de başkan olmak isterim. Galatasaray başkanlığı, Fenerbahçe, Beşiktaş başkanlığı. Ya şunu söyleyeyim. Dün herkes ister. Tabii. Dün Ali Koç'u izledim. Nerede izledim? Şeyde. Başakşehir Mahmut Tekdemir Akademisi'nin imza töreninde. Evet. Ali Koç imza törenine başlamadan önce, bak bu stüdyo harika. Bunun 70 derece ekseni düşün. Herkes terliyor. Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere herkes terliyor. Ali Koç gitti 20 dakika, ne yaptı biliyor musun? İnsanların imza isteğine, pardon, resim çektirme isteğine yanıt verdi. Cevap verdi. O Fenerbahçe başkanı Ali Koç değildi. İş adamı Ali Koç olsa oradaki insanlar randevu alabilir mi? Alamaz. Şimdi dolayısıyla alamaz. Bu iş tabii arzuyla haşrolunur. Başka bir şey. Arzuyla yapılır bu, tabii, iş. Ali Koç'un gönlünden Fenerbahçe başkanlığı geçti. Kudreti vardı, oldu. Erden Timur olmak ister tabii. Şimdi lafı şuraya getireceğim. Galatasaray'da her maç, hı hı, artık kazanılmadığı takdirde bak Erden gitti böyle oldu. Bak Erden gitti böyle oldu. O zaman bu Galatasaray abi, için işte, iyi bir şey de değil. Abi grilikten kastım o zaten. Değil mi yani, iyi bir şey bu değil. Bu ne süreci biliyor musun? Demirkol'un kulakları çınlasın. Evet.
Alex de Souza gitti Kasımpaşa stadında oturdu ya. Evet, evet. Ondan sonra Aykut Kocaman'ın ve Fenerbahçe'nin her maçı kazanma zorunluluğu. Çok doğru bir benzetme. Çok güzel bir yere oturttun. Çok iyi hatırlatma. Dolayısıyla şimdi dün akşamın 2-1'ini şöyle tarif etmek lazım. Galatasaray Hatay'ı yener. O haber değil. Hatay bu arada çok iyi oynadı. Özcan Hoca buradan selamlar saygılar. O haber değil ama o Batshuayi golü olmasa Galatasaray Beşiktaş mağlubiyetinden, hayır, hezimetinden sonra bir de böyle beraberlikle başlasa İki Young Boys maçı Cuma günü Konya böyle titrersin. Böyle olur. Gitmez o ayaklar. İstersen Ronaldo'yu getir. Doğru diyorsun. Şimdi Galatasaray'ın az oyununu konuşalım. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a dair kısa başlıklar da açacağım ama iyi bir zamanımız var. Benim için çok bile. Adam olana çok bile derler bir ya. De estağfurullah. Ya espri yapıyorum ya. Şimdi, sen de yapamayacaksan ne zaman yapacaksın? Tabii canım. Ya? Şimdi izledim maçı. Yani tamam. İzleyebildin yani. İzleyebildim. Beşiktaş maçı. Sakarya maçını izleyemedin de. Ya onu konuşacağız ya. Yani ben böyle bir şey hiç görmedim. Sakarya maçı bak özellikle tuttuğum takım yani. Ya böyle bir şey olmaz yani. Yani o TRT ile beIN Sports arasındaki yayın anlaşmasının krize dönmesi sebebiyle oldu. Hocam neye dönerse dönsün ya. O maç yayınlanamadı. Yani yüz binlerce insan işte Twitter'da, X'te zaten gündem oldu ama böyle bir şey olabilir mi? Yani birinci lig bu. Süper Lig'in altı. Premier Lig. Ayrıntı anlatayım mı? İster evet, misin? Yani bilmiyorum. Evet, izleyicilerimiz. Evet, evet. Antiparantez. Yani Sakarya Spor'un maçını biz niye izleyemedik? Evet. Çünkü TRT ile beIN Sports dün akşam saatleri için anlaşmış ve yayını paylaşmış vaziyetteler. TRT aracı oraya gidiyor. Son anda üst düzey yetkililer arasında mali konularda anlaşmazlık çıkınca TRT her şeyini koymasına rağmen oraya... Her şeyini koymasına kameralar, rağmen, her şeyini yerleştirir. Bütün prodüksiyonu koymasına rağmen TRT yönetimi diyor ki çekmeyelim arkadaşlar. TRT yönetimi çekmeyecek, beIN Sports'la anlaşmadan kaynaklı ceza ödememek için bildiğimiz bizim Skype yayınlarında bir tane kardeşimiz çıkıyor, bildiğin Skype yayını yapıyor. Tek kamera ve telefonla. Ya kepazelik de açık söyleyeyim. Bak normal bir şey demiyorum. Çok net söylüyorum. Kepazelikti yani. Hani ben böyle bir şey hayatımda ama yani bu TRT ile beIN Sports arasında önce anlaşılan sonra anlaşma hükümlerinin bir sıkıntı olduğu... 6,5 7 civarında olan bir gelişme. Bak, TRT'nin aracı orada duruyor. Bak Mehmet ben yerel televizyon eskiden yereldi. Şimdi onlar da uyduya çıktı. Bölgesel televizyon Sakarya'da 264 var. İşte STV var Eskişehir'de. Her bir Fırat TV var. Antalya'da VTV var. Bursa var Olay TV. Hepsini bak ben bunların hepsini takip ediyorum. Bu televizyonlara bakıyorum. Mesela genellikle siyasi tartışmalara yereli anlamak için bakıyorum. Ne oluyor ne bitiyor. Bizim Sakarya'daki o kanala yerel kanala verse yani o kanal yayın yapsa çok daha orada ama çocuklar yani, daha iyi yapıyor. Ya orada böyle şey olmaz. Orada nakliyat aracı var yani. Onu anladım. Ama bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani birinci ligde şampiyonluk adayı bir takımın ne olursa olsun birinci, ikinci fark etmez. Yani oturmuş binlerce, yüz binlerce insan takımının maçını izleyecek. Zaten Sakarya'da statta bakım makım olduğu için hani maç Pendik'teydi değil mi? Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? İnsanlar çıldırdı. Bu arada Pendik'te normal çeksen de açık kötü zaten. Ya zaten kötü bir saha. Yani hani bu sahalar niçin Süper Lig sahası oluyor? Bir sürü derin tartışma ama bunun gibisini hiç görmedim ben. Evet. Böyle bir kriz. Ve böyle maalesef bir kepazelik dünyada görmedim. Alay konusu olduk. Ya alay konusu olursun Skype'la tabii. Maç cep çektim. Telefonuyla maç çekilip verilir mi Allah aşkına ya? Doğru, haklısın, yani bugünün haklısın. Dünyasında bu olacak iş mi? Haklısın. Şimdi Galatasaray'ın takım olarak birkaç bir şey soracağım. Şunu bırakayım. Ya istediğin gibi. Takım olarak Galatasaray'a baktım. Yani Galatasaray bir şeyi değiştirmesi gerekiyor. Mesela o iki sene şampiyon olan takım... Aynı oyunu oynuyor. Evet bir şeyi değiştirmesi bana gerekiyor. Bana sorduğun zaman aynı şeyi söyleyecektim. Evet. Galatasaray Okan Hoca yönetiminde aynı oyuncularla aynı oyunu oynuyor. Ben şöyle bir transferci yapı değilim. Aman efendim Faruk gitsin, Mehmet Ayan gelsin, oradan Cem çıksın, kameraman gelsin. Ha, öyle bir derdim yok. Fakat Galatasaray dediğin çok doğru... 3 yıldır bu sene 3. yıl aynı oyunu oynuyor. Evet. Bildiğimiz ön alan baskısı, ön alan baskısında kapılacak toplardan sonra fiziğini biraz daha yeterli kullanması, ekonomik kullanması gereken 87 doğumlu, Mertens 93 doğumlu, Icardi. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. İster Galatasaray ol, ister Trabzonspor'u Fenerli ol. O Icardi normal şartlarda o sahada olmaz. Doğru. O sahadan çıkar. Hoca ne yapıyor? Icardi çıkmadığı için, çıkamadığı için, çıkartmadığı için yani Icardi'nin kimlik kartı orada olmak zorunda oluşuyor. Ben olsam ben de aynı şey yaparım. Hoca'ya kızmıyorum. Yani. O da ne yapıyor? 4-4-2'ye dönüyor. Beşiktaş maçta 4-4-2'ye döndüğünde oldu. 5 oldu. 5 oldu. Çünkü Icardi'nin gücünün yerine yani onun güç ikamesini Batshuayi çok doğru bir transfer alınca ne yapacaksın? Orta sahadan bir adam eksilteceksin. O adam da umumiyetle Mertens oldu. Bu sefer orta saha şeffaf oluyor. Beşiktaş maçında 5 oldu. Geçiliyor. Hemen geçiliyor. Dün akşam Hatayspor bunu
aslında Icardi oyundayken yani 4-2-3-1 iken de yaptı. Evet. Birkaç defa yaptı. Denede başarılı olamadı ama Hatayspor'un gücü az. Ama yani Galatasaray'da şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Yani Galatasaray'da da son tercihler, mesela maçın başında Ziyech'in vermediği top içeri, ondan sonra Barış Alper'in yapamadıkları, Galatasaray'da son topta doğru oynasaydı yani bir iki oyuncu, özellikle Ziyech ve Barış Alper bir iki pozisyonda doğru yere topu atsalardı maçı baştan da koparabilirdi. O kadar kötü oyuna rağmen. Galatasaray bu arada hoca 40 tane orta yaptıklarını ve buna mecbur kaldıklarını ifade ediyor. O rakibin oyunundan dolayı 40 tane ortalı bir maç kazanılmaz. Kazanılmaz da böyle bir şey olmaz. Galatasaray Fener... kaliteyle galebe çaldı. Anladım. Fener... Ha bir de son yeni transfer. Ne gördün? Yani gerekli miydi? Olacak 8 numara olur. Olur mu? Bekleyin. Tamam. Olur. Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'nin şeylerine baktık. İşte Lille maçına baktık. Lugano maçına baktık. Fenerbahçe'nin gelişimine baktık. Fenerbahçe'de böyle bir şey var değil mi? Hani sanki bir toparlanma var ama bence Fenerbahçe hala bir futbol aklı ortaya koymadı. Şimdi çok net bir şey söyleyelim. Fenerbahçe gibi oynamıyor lafları başladı bile. Nasıl sen Mourinho'yu alırken bilmiyor muydun? Yani biliyordun ki o paketin içinde savunma da var. Biliyorsun ki o paketin içinde 2010'da dünyaya kendine hayran eden otobüs çekme de var. Sen şimdi Mourinho'dan şunu mu bekliyorsun? Ersun Yanal ne demişti? Fenerbahçe oyuna mecbur eder falan. Öyle bir şey yok. Adam seni dinlemez. Dinlemez. Mourinho'lu Fenerbahçe dinlemez böyle oynayacak. Tabii. Mourinho'lu Fenerbahçe gibi oynar ezberini bozacak. Ve kimse çıkıp Ali Koç'a, kimse çıkıp Mourinho'ya sen bunu niye yaptın diyemeyecek. Çünkü biliyoruz adamı. Mourinho 40 yaşında Avrupa'da yükselmeye başlayan tabii genç bir teknik direktör değil ki. Biz bunu alırken paketi biliyorduk. Şimdi tabii dolayısıyla Fenerbahçe taraftarları şundan emin olsunlar ki puan tabii kaybedecek takım. Belki Lille elenecek. Bu laflara karnı tok olsun. Fenerbahçe gibi oynar, savunma yapmaz. Mourinho varsa yapar ha. Yapar hem de nokta, nasıl boktar, yapar? Bu kadar basit. Lucescu'lu Galatasaray şampiyon oldu. Sağdan say Perez, soldan say işte neydi o? Florkin falan. Ne savunmayla şampiyon Capone, oldu. Capone bu kadar basit. Evet. Dolayısıyladır ki sen Fenerbahçe gibi oynar ezberinden bir kere vazgeçeceksin. O zaman da Ümit Karan ne oynamıştı değil mi? Ümit Karan. Yani inanılmazdı. Şey, evet. Ankara Spor maçını attığı çok güzel bir röveşata golü vardı Ankara Spor'a. O müthiş. O acayip bir goldür o. Ankara Spor'da da var. Galatasaray'da da Ankara Spor'a var. Bir de Gençler Birliği'ne var. Sanırım. Bir de Gençler Birliği var. Şimdi, bir de ben Tanju Çolak'ın 5 gol attığı Sakarya'ya attığı röveşatayı hatırlıyorum. O başka bir şey. Ona hiç girmeyelim. Lütfen Sakarya'ya atılanlara girmeyelim. Aykut Hoca ile geçen yemekteydik. Çok keyifli. Aykut Hoca Sakarya'nın şeyidir yani, medarı iftiharıdır. Sakarya'da birçok oyuncu vardır ama Aykut Hoca bambaşkadır yani. Çok şimdi Fenerbahçe ile ilgili söylediklerin çok doğru Mehmet. Yani Mourinho o paketi aldın abi sen. Öyle, tamam. Hani var ya, öyle gidecek bu. A firmasında 25 GB'ı 150 liraya alamıyorsun ya. Yeni oyuncu alır mı Fener? Alacak mecbur. Ne alacak? 10 mu alacak? Abi alacak mecbur çünkü anlaşılan o ki Fred ikamesizliği Fenerbahçe'de çok ciddi sıkıntı yaratıyor. O 8'i alacaksın abi. Ya çok sakatlanmaya, başladı. 2 senedir öyle. Fred'e ikame bir adam almak durumundasın. İsmail şöyle bir çocuk. İsmail her yere koşturmaya, yetişmeye, ayağına topu aldığında da süslemeye çalışıyor. Krunic bizce olmayacak. Hoca Krunic de ısrar edebilir bu arada. Bak Furkan diyor ki Fenerbahçe aradığı 6 numarayı nerede bulacak? Aradığı 6 numara. Takımın içinde İsmail var da hoca ne kadar beğeniyor. Ben 6'dan ziyade 8'ciyim biraz. Şimdi Fenerbahçe önleri halletti. Ben de öyleyim. Mesela öyle önleri halletti ki gerçi bugün kadroya alınmış vaziyette ama Cengiz dışarıda kalacak bu takımın. Cengiz Ünder dışarıda kalacak. İsmail, Krunic, Ferdi, İsmail, Krunic, Fred, Szymanski, İrfan o göbeğin oyuncuları. Doğru. Tadic oraya alternatif oyuncular. Dolayısıyla Fenerbahçe hoca Fred'i özlüyorum diyor ya. Fred'i özlüyorsa özlemini bir yedek Fred'le, ikinci Fred'le gidermek zorunda. Çözmen gerekir. Yani, takım içinden çözmen lazım. Beşiktaş. Beşiktaş şimdi şöyle yani Galatasaray 5-0'lık maç ama yani şöyle Beşiktaş 5-0 aldı. Bence oyun olarak tam 5-0'ı yansıtan bir karşılaşma değildi. Yani 2 olur, 3 olur, 3-1 biter, 3-2 biter skora bakma ama
5-0 tabii Beşiktaş'ı çok mutlu eden psikolojik taraf. Bak, psikolojik olarak 6-0 4-0 bitse de 5-0'ın psikolojik tarafı var. Çok acayip bir şeydir. Yani 5 acayip bir şeydir yani. Tabii canım. Beşiktaş alnının akıyla inanılmaz bir skorla Süper Kupa'yı aldı. Şimdi Beşiktaş'ın bundan sonraki yoluna, yordamına bakacağız. Takıma bakıyorsun. Yani şey gibi, insanlar takım kurarken böyle hani daha çok 4-4-2 işte 3-5-2 falan gibi tartışır. Ben daha çok takıma böyle 3 şerit halinde bakıyorum. Sağ kanat, sol kanat ve orta. Yani insanın bir kolu olmaz, bir ayağı olmaz, yürüyebilir. İnsanın sağ kolu, sağ ayağı olmasa da yürüyebilir. Ama insanın omuriliğinde sıkıntı varsa yürüyemez. Ben kaleciden, 4'ten, 10'dan ve 9'dan oluşan o orta omurgaya, dik çizgiye çok bakıyorum futbolda. Beşiktaş oraya bir şey yaptı. Paulista, Rafa ve Immobile. Ama şey de var. Ansu Fati de var. Tabii o geçen seneden kaldı. Bu sene oraya aldı diyorsun. İyi oturttu. Şimdi bir omurga kurdu oraya. Bunun sağa solu var. Oraları da besliyor. Beşiktaş'la ilgili ben bunu gördüm, sen de görüyorsun. Ne gördüm biliyor musun? Evet. Galatasaray Beşiktaş maçının 5-0'ı var ya. Hı hı. O haber bile değil. O Galatasaray adına kepazelik. Hizmet Beşiktaş adına büyük bir olay. Kepazelik de dememek lazım. Derim. Spor bu olur, her türlü skor olur. Galatasaray Beşiktaş'tan o şartlarda 5 yiyemez. O kadar kötü futbolu 5 yiyemez. Doğru. Onu bir kenara bırakalım. Tamam. Bir haber vardı maçta. Neydi biliyor musun? Neydi? Beşiktaş'ın son iki oyuncu değişiklikleri neydi? Son 3 oyuncu değişikliğinin 2 tanesi. Oğlu? Ney? Bir önceye gel. Onana ha evet. Ve Onur Bulut mu? Hı-hı. Niye? Neden? Ama bu Onur Bulut'la Onana, ya bu Onana atılmamış mıydı takımlar? Tabii. Onur Bulut Eyüp'e gitmiyor muydu? Evet. Eyüp'ün bir yere gidiyordu. Evet. Şimdi bak, hoca orada şunu söyledi. Bu Hollandalılar çok enteresan adamlar. Evet. Ya istediği kadar ona anayı tribün sosyal medyaya göndersin. Beni ilgilendirmez. İhtiyacım var diyor. Oynatırım ben diyor. Hakeza Onur Bulut. Beşiktaş'ın sabit alternatif kim? Başka bir soru. Kardeşimiz Burak Yılmaz dahil olmak üzere. Aynen. Geçen sezonun 5 tane hocası, hatta 6 tane, Serdar 2 kere geldi, Serdar Hoca. Svensson yüzüne baktılar mı? Svensson evet. Peki Svensson hangi kültürden geliyor ve Hollanda kültürüne o kültür uygun mu? İskandinav. Yukarıdan. Ya çok çok iyi bir analiz. Beşiktaş'ın şöyle bir şey de var mı? Yani bu yeni oyuncular konusunda ufak da olsa bir fark yarattım. Hani Semih'ten tabii. Sonra Hekimoğlu. Tabii tabii. Yani... Şimdi Atay'la burada konuşuyorduk maç sabahı. Atay'a dedim ki Mustafa Hekimoğlu 10 dakikada oyuna girse Galatasaray'a gol atacak dedim. Yaptı. Yani şey değil, bir tahmin olarak yaptı. Demiyorum. Şu, ya çocukta bir kumaş yok mu? Bir, yani durmuyor mu? Ve yani? Hala 17. Evet. Ve attığı evet. Gol. Evet. Şimdi maç 5 olduğu için evet. Ve biraz da Galatasaray'ın mağlubiyetinin ağırlığı olduğu için az görüldü ortada, ama attığı goldeki o Ronaldo pis burun vuruşu abi çok kıymetli bir vuruş. Çok müthiş bir vuruş. Yani Beşiktaş'ın Semih ve Mustafa konusunda elinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama eğer haberler doğruysa Aston Villa 18-20 falan diyorlar, abi Semih'i hemen ver abi. Bence de. Son bir dakika Trabzonspor. Trabzonspor'da Rapid maçı iyi bir maç değil. Buralara gelme, çok net bir şey söyleyeyim. Evet. Bütün Trabzon evet. Yanlış. %51-55-60 Trabzon sezonda Fatih Tekke ne zaman gelecek diye bekliyor. Bak bu lafımı al cebine koy. Fatih Tekke ne zaman hoca olacak diye bekliyor. Trabzon bunu bekliyor. Trabzon'un %60'ı bunu bekliyor. %51'i bunu bekliyor. Ben, neden? Ben böyle bir şeye inanamıyorum. İyi yani. Yani 40 yıl sonra Abdullah Avcı şampiyon yapmıştı. Ertuğrul Doğan Başkan evet. 4 milyar lira kasayı Kartal Projesi'nden kasaya koyuyor. Ellerinden gelince transfer yapmaya çalışıyorlar. Abdullah Hoca tekrar onarmaya gayret ediyor. Şimdi zannediyor ki Trabzonlular biz yine şampiyonuz. Abi Trabzon'un şampiyon olduğu sezon Abdullah Hoca 17 mi 18 Haziran'da mı başlayan kampına sadece Marek Hamşik bu futbol şampiyonası olduğundan dolayı götürememiş. Bütün transferleri götürmüş. Hazır takımla gitti. Bir önceki çok sezondan doğru. Da bir onarım yapmıştı. Şimdi evet. Yepyeni bir takım kuruyorsun. O hemen Okay olmaz. Alıyorsun, Ozan alıyorsun. O hemen olmaz. O şimdi, bekleyeceksin. Bak, yaz bunu. Fatih Tekke istiyor Trabzon. Anladım. Mehmet Fatih Hoca'ya da yazık bu arada. Tabii canım. Adam da çalışıyor bir tarafta tabii. Yani. Mehmet Ayhan çok teşekkürler. Rica ederim. Eksik olma. Hafta sonunda ligler devam ederken spor faaliyetlerinde ara ara lütfen buraya gel. 11.30 olduğu takdirde hiç sorun yok. Tamam arkadaşlar, mesajı alın. Furkan mesajı al. Mehmet abinin 11.30'da. Bana diyorlar ki 9'da gel. Ben her sabah 7'de geliyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, görüşürüz. Kapatalım birlikte. Sayın seyirciler, burası hafta sonunu noktalıyoruz. Mehmet Ayhan'la birlikte kapatıyoruz.
Habertürk'te haber maratonu devam edecek. Tabii bir taraftan da Habertürk Spor'u yeni kanalda bekliyoruz. Yarın sabah görüşeceğiz saat 9'da. Tüm ekip arkadaşlarım adına güzel bir hafta sonu diliyoruz.